İyi akşamlar değerli izleyiciler. Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde geçen program ki hem YouTube'da tarihin bilinmeyen yüzü başlığının altında hem de Kanal B'nin internet sayfasının arşivinde bulabilirsiniz. Harf devrimimizin yerli ve milli köklerini konuşmuş, devrim karşıtlarına belgelerle yanıt vermiştik. Hafta boyunca gelen iletilerden anladığımız kadarıyla özellikle karşı devrimcileri oldukça rahatsız etmişiz. Zira çok sayıda, üstelik hakarete varan mesajlar aldık ve tüm samimiyetimle söylemeliyim ki hemen hiçbirini bilimsel veya akli bir temeli yoktu. O yüzden de bu akşam bu dayanıksız iletileri okuyarak vakit kaybedecek değiliz. Zira geçen hafta yarım kalan konuyu bu hafta tamamlamak niyetindeyiz. Bu hafta da harf devrimine yönelik Ermenidir, Yahudidir, bunların zorlamasıyla yapılmıştır gibi iddialara yine belgelerle yanıt vereceğiz. Siz değerli izleyicilerimiz de Twitter, SMS veya elektronik posta aracılığıyla göndereceğiniz mesajlarla bizlere yani programımıza katkı sağlayabilirsiniz. Hocam ne dersiniz? Pek çok ileti aldık hafta içerisinde. Kimileri de yani hiçbir söylediğim gibi şey yoktu. Bir belge, bilgi yoktu. Klasik, kimileri hakaret içeren, kimileri ise ezber konuşmalardı. Rahatsız etmişiz. Ben yazdıklarımdan ve söylediklerimden dolayı bugüne kadar ödül görmedim. Ya sövgü ile karşılandım, ya dövgü ile karşılandım, ya hapisle karşılandım, ya mahkemelerde hukuk davalarıyla, tazminat davalarıyla karşılaştım ya da ceza davalarıyla karşılaştım. Ben İnsan araştırma sonuçlarımı toplumla paylaştığımda hep bunlarla karşılaştığım için benim için şaşırtıcı değil. Fakat tabii siz çok alışık olmayabilirsiniz ama biz beraber program yapıyorsak lütfen siz de kendinizi hazırlayın. Müsaade edin sizin de adınıza bir cümle kurayım o zaman. Estağfurullah. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü kimseden özür dilemiyoruz. 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 Şimdi bugün hocam ben genel hafta içerisinde hafta boyunca bu programı yapacağımız duyurduğumuz andan itibaren gelen iletilerden bir genel başlıklar oluşturdum. Bu arada şunu söylemeliyim canlı yayında. Biz bu programı değerli izleyiciler Sayın Özakıncı ile nasıl yaparız, neleri değerlendiririz, neleri değerlendirmeyiz gibi bir kısa bir ön konuşmanın dışında yapmıyoruz. Ben de sizler gibi Evet. Sayın Özakıncı'nın Sürpriz söylediklerini oluyor canlı size de. yayında öğrenmiş oluyorum. Böylelikle de daha iyi oluyor Evet. bence bana sorarsanız. Benim derlediğim, gelen iletilerden derlediğim birkaç başlık var hocam. Buyurun. Bir, harf devriminin fikir babası Ermeni dilci Agop Dilaçar'dır diye iddiaları var karşı devrimcilerin. Böyle bir İki, iddia var. kimilerinin de yine karşı devrimcilerden harf devriminin fikir babası Yahudi dilci Itamar Benavi'dir Bunlar diyenler var. internette yayıyorlar Evet, buna bunları. ilişkin bilgiler yanlış Ben bilgiler de biliyorum yayılıyor. bunları, evet. Bir de bir başka izleyici kitlesi bizi izleyen Kanal B izleyicileri harf devrimi karşıtlığında gayrimüslim cemaatle karşı devrimcilerin el ele olduklarını iddia ediyorlar. Sizin de bir iki buna benzer yazınızı ben hatırlıyorum. Evet. Şimdi bu üç ana başlık altında sorularımı sormak Tamam, istiyorum ama tamam. iletilerden bir tanesini sormak istiyorum. Bu Hay hay gerçekten de buyurun. hani bir bilimsel altyapısı olabilir belki. Evet. Sayın Cihan Karancı'nın gönderdiği bir elektronik posta. Tamam. Özetle şunu diyor. Çok biz programımıza teşekkürlerini ilettikten sonra geçen hafta söylediğiniz Latin alfa ABC'si değil Türk ABC'si, Latin ABC'si değil, Etrüsk ABC'sidir diyor ve Evet. uzun bir ileti kaleme alıyor. Ne dersiniz hocam? Buna bir yanıt vermenizi rica edeceğim. Geçen haftaki anlatacaklarımızın bir tanesi de buydu. Yani ama vakit Vakit yetmedi. yetmemişti. Şimdi devam ediyoruz. Hem de bu iletiye de değinmiş olarak başlayalım madem öyle. Şöyle biz geçen haftaki konuşmalarımızda Latin ABC'sinin alındığını söyledik. Şimdi Türk ABC'si bu. Türk alfabesi. Fakat Latin ABC'sinden alınmıştır dedik. Tabii
Bu konuda saygıdeğer beyefendinin iletisinde olduğu gibi hayır efendim o Etrusk ABC'sidir deniyor. Fakat biz yasaya uymak zorundayız. Yasayı geçen hafta da yanına getirmiştim. İyi ki bu hafta da getirmişim. Şimdi Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun. İşte 3.11.1928. Birinci madde. Şimdiye kadar Türkçe yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan nokta nokta harfler, aç parantez, Türk harfleri ünvan ve hukuku ile kabul edilmiştir diyor. Şimdi yasa metni böyle olunca biz de buna uygun bir söylemle konuyu anlatmaya çalıştık. Biz yasaların üstüne ya da dışına çıkamayız. Yasa evet. Koyucu nasıl tanımlamışsa, değil mi? Harf devrimini biz de o şekilde kullandık. Bunu da yanlış bir şey yaptığımız düşüncesinde değilim. Fakat yasa koyucu Türk harflerinin 1928'de kabulünden 5 yıl sonra 1933'te şöyle bir kitap çıkardı yasa koyucu. Bunu ilk defa görecek izleyicilerimizin çoğu. Yazan Ahmet Cevat, daha sonra Emre. Türk Dil Türk Dili Cemiyeti Umumi Merkez Heyetinden İstanbul 1933, aşağıda şurada göreceksiniz. İstanbul 1933. Kitabın adı Alfabenin Menşei Eski Türk, en eski Türk yazısıdır. Alfabenin kökeni en eski Türk yazısıdır. Yani bütün insanlığın kullandığı alfabenin Arabı, Fenikelisi, Japonu, şusu, busu. Tümünün, bütün yani yazı denilen yazının en eski Türk yazısı. Türk kökeni. Yazısından türemiş. Şimdi Türk yazısı derken ne diyor? Bakın. Peki bilimsel bir taban oturuyor mu hocam? Şimdi bakın denebilir. İşte bu kitap bilimsel olarak açıklıyor her şeyi. Bakın. Şöyle koyalım. Şöyle koyun hocam. Evet. Ne diyor? 2-3 sene öncesine kadar bizde en eski Türk yazısı denilince Orhun ve Yenisey kitabelerinden yazı anlaşılırdaki yazı anlaşılırdı. Ancak 12 asırlık olan bu kitabeler Türkçenin en eski abidesi oluyordu. Birkaç sene öncesine kadar diyor. Bugünse Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin metot altındaki çalışmalarıyla, yöntem bilimsel çalışmalarıyla Türk uygarlığının ve Türk yazısının eskiliğine birkaç bin yıl daha katılmış bulunuyoruz. Ben günümüz Türkçesine çevirerek okuyorum. Ekranda Özgün, ben de günümüz Türkçesine okuyorum. O zaman diğer şeyi gösterelim arkadaşlar. Türkçesini değil de asıl şunu mu gösteriyor? Yok işte bu. Ha, tamam bu. Peki. Bu. Peki. Bu. Ondan sonra işte bu diyor yazı denilince en aşağı 7000 yıl evvel başlayan ve 5000 yıl kadar bütün Ön Asya üzerinde yetişen, gelişen ve sönen uygarlıkların yazısı olan çivi yazısı ve buna karşılık olan daha eski Türk yazısı anlaşılmalıdır. ABC'nin kökeni derken diyor. Sümer Türklerinin dehasından doğan çivi yazısı Mezopotamya'dan Kafkas'a, İran'dan Hindistan'ın güneyinden Ege Denizi'ne ve Mısır'a kadar 20'den çok isimle anılan millet ve memleketlere yayılmış medeniyetlerin ifadesine vasıta olmuş. Bununla da kalmayarak Kenani, Eski Sami ya da Fenikeli namlarıyla anılan yazının da kaynağı olmuş ve bu yazıdan Şark'ta yani Doğu'da bakın devam ediyoruz. İbrani, Hint, Uygur, dünkü uygarlıkların yazısı olan Arap, Batı'da Grek, Etrusk ve nihayet bugünkü medeniyetin yazısı olan Latin alfabesi doğmuştur. Sümer yazısının sökülmeye başlanması yani çözülmeye başlanması 130 yıllık bir iştir. Bu yazıyı Sümerlilerin icat ettiği ve geliştirdiği onların da Türk olduğu ise geçen asrın ortalarında
kanıtlanmaya başlanmıştı diyor. Ve bu işte Ulu Gazi yarattığı Cumhuriyet'in ilan aşıkı nesline açmıştır. Geçen sene arka arkaya toplanan Türk Tarih Tetkik Cemiyeti Kongresi ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kurultayı ile milli kültür tarihimizin yepyeni bir devresi başlar diyerek yazının kökeninin Sümerler olduğu, Sümerlerin Türk olduğunu söylüyor. İşte bakın burada da bu kitap uygarlık biliminin bütün işte Wolley, şu bu hepsinin görüşleriyle dolu. Yani tezi, bu tezi Türk tarih tezini destekleyici bütün bilginlerin görüşleri burada. Kitabı Batılı soruyorlar, bilginlerin. Soruyorlar. Bir daha gösterelim. Bir daha göstereceğiz fakat son olarak şunu da göstereyim. Sümerliler Türktür. Buna göre Türkler kadim en eski medeniyete olduğu kadar bugünkü uygarlığa da yazı sistemini vermiş olmakla en büyük hizmeti etmişlerdir insanlığa. Şimdi böyle bir kitap elimizde. Bu devletimizin Atatürk dönemindeki resmi görüşüdür. Bir daha mı görmek lütfen, istiyorlar? Lütfen, çünkü ne olduğunu merak et izleyicilerimiz. Şöyle, şimdi saygıdeğer izleyicimizin e-postasına da konu ettiği konuya umarım bir açıklık Cihan Karancı getirmiş oldu mu acaba belgelerimiz? Hepimizde buradan yola çıkarak çok yeni şeyler, çok bizim için en azından ortaya koydunuz net olarak. Evet, budur söyleyebileceğimiz bu yani konuda. Yani sadece o bahsedilen dil biçimi değil, onu o da dahil şimdiye kadar diyorsunuz ki ya da bütün bu kitap, bilimsel çalışmalar diyor ki kökeni Sümerlerin yazısından Sümerliler geliyor. Sümerliler Türktür, yazıyı da Sümer icat etmiştir. Ve bütün yazıların kökeninde, şu an dünya üzerinde kullanılmakta olan bütün yazıların kökeninde bu vardır. Diyor, bizim resmi görüşümüz Atatürk döneminde buydu. Murat Bey diyor ki Bilgen, durmak yok, yola devam. Şimdi de Galler'de arkadaşlara seyrettiriyorum. Selamlar demiş. Selamlar. Ondan sonra Ahmet Birol Bey demiş ki hakaret ve küfür, gerçekler karşısında ezilen ve fikirleri yetersiz kalan zavallıların başvuracakları tek yoldur demiş. Öyle tabii. İzleyicimizin öyle görüşü bu yönde. Devam edelim hocam. Hemen yine sorular, bu görüşler gelmeye başlıyor. Bu kitabı bulamayacaklar ama benim yakında yayınlanacak olan kitabımda bu kitabın tam tıpkı basımı yer alacak ek olarak. İçinde. İçinde. Tamam. Evet. Ve günümüz Türkçesiyle. Şimdi geçen hafta bir dostumuz, geçen haftaki programdan sonra Sayın Hikmet Ulubay, Kazım Karabekir'in İktisat Kongresi, 1923 İktisat Kongresi'nden sonra de önerilen işçi grubunun önerdiği Latin yazısına geçme önerisine karşı verdiği yanıttı. Afet İnan'ın yayınlamış olduğu İktisat Kongresi kitabında aramış. Ve orada bulamamış. Doğal olarak. Afet İnan, evet, yok yani. Yok. Ama Türkiye İktisat Kongresi'ni yazan tek kişi Afet İnan olmadığı için. Neyse ki. Gündüz Ökçü'nün yazmış olduğu Türkiye İktisat Kongresi 1923 İzmir. Yayın tarihi 1968. Tabii bu kitap çok zor bulunuyor. Ben de zaten kütüphanede bulabildim. Hı hı. Çünkü sahaflar da çok pahalıydı. Kütüphanede fotokopi aldım. Şimdi burada tam metin var. Metin var. Sizin şimdi geçen hafta okuduğunuz bunu, metin tam metin. Evet. Şimdi bu metin ilk yayınlanması Hakimiyet-i Milliye'de dün geçen hafta göstermiştik. İşte iki sütun halinde dedik. Şu iki sütun. Sayın Bilal Şimşir'in kitabında bu yazı özetlenmiş. Fakat Sayın Gündüz Ökçü'nün kitabında Kazım Karabekir'in Latin harfleri kabul edilmesine karşı olan yazısının tam metni var. Bu niye önemli? Şimdi, çünkü bu karşı ya da buna karşı olanların ön sözü gibi değil mi bu tabii, Kazım tabii, Karabekir'in tabii sözleri? Oradan kaynaklanıyor. Oradan kaynaklanıyor. Şey. Şimdi şurada bakın yeşille işaretlenen yerler Bilal Şimşir'in kitabında yok. Şu bölüm olduğu gibi yok. Bu olduğu gibi yok.
özetlemiş Sayın Bilal Şimşir. Bu da yok. Fakat oralarda çok önemli şeyler var. Geçen haftaya bir ek yapmak üzere. Ne diyor bakın. Geçen hafta Türkiye Latin yazısına geçmesi sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir. 350 milyon İslam'ın sorunudur. Onayını alıp ondan sonra geçer ya da geçemez diyor. İdi. Bakın ne diyor burada da. Asıl demek istediği yerli şeyler, gayrimüslimler Arap yazısının güç olduğu gibi Arap yazısına karşı propagandanın yerli gayrimüslim uyruklar tarafından ortaya atılmış bir propaganda olduğu, halbuki bunun asla gerçek olmadığı, yerli gayrimüslimler bu Arap yazısının çok güç öğrenilen bir yazı olduğunu Avrupalılara söylediklerini, Avrupalıları bu yönde kandırdıklarını ileri sürüyor ve de diyor ki ama bu yerli gayrimüslimler bir ecnebi ile temasa geldiler mi? Türkçenin yazısı gayet zordur, öğrenilemez derler. Ecnebiler de bu sözleri aynen kabul ederler. Bizi kemirmek isteyen ve ma teessüf içimizde tebai sadıka diye asırlarca yaşayan herifler tarafından zerk edilen, şırınga edilen ve şeytankârane olan bu fikirler bizi seven ve ırkımıza temasa gelen ecnebilerce şayanı kabul görülmemektedir. Yani yerli gayrimüslimler Arap yazısı çok güçtür, öğrenilemez diyorlarmış. Fakat bizi seven, ırkımızı seven ecnebiler yani Avrupalılar bunlara itibar etmiyorlarmış. Çok ilginç. Zira bizi seven Avrupalılar Avrupa'dan memleketimize gelmiş ve saf köylülerimize yahut ilmi ilfan amulesini tamamıyla haiz olanlarla görüşmüş bulunanlar Türk ırkına meftun olmuşlardır. Yani Avrupalılar Türk ırkına aşıkmışlar. Kazım Karabekir'e göre. Ondan sonra işte bu meftuniyetlerini gizlemezler. Çünkü Türk misafirperverdir, sadıktır, sözünde durur, fedakardır vesaire vesaire. İşte Avrupalılar da bunu bilir ve severler Türkleri diyor. İşte Amerikalı şu bu bizim lisanımızı öğrenirlerse bizimle ilişkileri kurar diye ödü patlıyor yerli gayrimüslimlerin. O nedenle Arap yazısı öğrenilmesi güçtür vesaire diye propaganda yapıyor. Diye propaganda yapıyorlar. Şimdi ben size Kazım Karabekir'i yerli gayrimüslimler tamamen aslında Kazım Karabekir'le aynı fikirdedirler. Onun kanıtlarını getirdi. Yani bu Arap yazısını savunmaktadırlar. Latin yazısına karşıdırlar. Kimdir bunlar? Profesör Avram Galanti. Bu şuna mı yanıt hocam? Devrim karşıtlarıyla gayrimüslimlerin İslamcı yani artık güya, nasıl yorumlarsınız? Kol kola girdiği sorusuna benim soruma karşılık veriyorsunuz şu an. Peki. Bakın. Kitap. Profesör Avram Galanti. Arabi harfleri terakkimize yani ilerlememize mani yani engel değildir. Kitabın adı bu. Bu kitabın özgün Arapçası budur. Yayınlanma tarihi 1927'dir. Yazı devriminden bir yıl önce. Propaganda yapıyor. Arap harfleri kalsın diye. Yine Avram Galanti'nin bir başka kitabı. 1925 yani yazı devriminden 3 yıl önce. Türkçe'de Arabi ve Latin harfleri ve imla meselesi. 1925. Bu kitabın içinde de Latin harflerine ateş püskürüyor. Latin harfleri alınmasına kökten karşı Arap harflerinin muhafaza edilmesini savunuyor. Yine Avram Galanti, Musevi cemaatinin sözcüsü. Bu kitabın adı da Vatandaş Türkçe Konuş. Ya zannetmeyin ki burada Türkçe konuşmayı övüyor. Bununla alay ediyor yani. Öyle söyleyeyim.
Yani vatandaş Türkçe konuş diye bir kampanya başlatmış üniversite gençliği 1928'de. Bu diyor öyle ulu ortaya atılmış bir laftır. Bunu diyor ilmi, içtimai, siyasi olarak bir inceleyeyim ben deyip inceliyor. Şimdi ve yine herkesin de Türkçe konuşmak mecburiyetinde olmadığını vesaire söylüyor. Yani azınlıkların haklarını savunuyor kendince, ayrıcalıklarını savunuyor. Şimdi bu Avram Galanti'nin Arap harflerini Latin harflerinden üstün tutan kitabını 1996'da kim yayınlamış dersiniz? Mehmet Şevket Eygi, günümüz harfleriyle. İslamcı gayrimüslim işbirliği, Latin yazısına karşı, yazı devrimine karşı. Somut kanıt burada. Mehmet Şevket Eygi bu kitaba bir sunum yazmış, yayıncının ön sözü. Bu ön sözde Avram Galanti'nin Arap yazısına dostluğunu, Latin yazısına düşmanlığını öve bitiremiyor. Girmişler kol kola işte. Evet, kol kola. Burada Avram Galanti'nin bütün işte Latin yazısına karşıtlığının sebeplerini anlatıyor. Eğer Latin yazısını kabul edersek, orta öğrenimin yüksek kısmıyla yüksek eğitim söner. Milli irfan müesseselerimizde mütefekkir yetiştirmeye engel olur Latin harfleri. Düşünür yetiştiremezmişiz. Filozof yetiştiremezmişiz. Esnafımızın müellif hattını unutturur. Yani bizden öncekilerin yazılarını unutturur bize Latin harflerini genişlersek. Mazimizle olan her türlü revabıtı keser. Yani geçmişimizle olan her türlü bir bağımızı koparır diyor. Kendi yetiştireceği Latin harfi neslini kitapsız bırakır diyor. Yani iktisadiyatımızın bir kısmını mahveder diyor. Şey var mı hocam orada? Dedelerinin mezar taşlarını okuyamaz var mı orada? O sonradan çıkma. Arapça yazıyı... Ama çok aynı şeyleri söylüyor. Kim diyor? Arapça yazıyı kullanan memleketlerle Türkiye arasında bir yabancılık peydahı olur diyor. Bu falan filan. Bunları söyleyen Musevi. Avram Galanti. Avram Galanti'nin kim olduğuna dair yine günümüzün Musevi cemaatiyle ilgili Rıfat Bali'nin bir ön sözü var bu kitapta. O da diyor ki Avram Galanti cemaat sözcüsüdür. Neymiş? Bakın cemaat sözcüsü. Cemaat sözcüsü, cemaatin çıkarlarını savunuyormuş. Garantinin tarihçiliği, pragmatik yaklaşımlı bir cemaat mensubu sözcüsü olmakla gizlidir. Cemaatini savunmaktadır. Yani o gün yazı devrimine Musevi cemaati adına Avram Galanti ateş püskürüyor yazı devrimine. Buyurun. Kazım Karabekir'le gerekçeleri tamamen aynı. Bugün de aynı gerekçeler. Şimdi kimse bunu, özür dilerim hocam, bir kendini tarihçi ya da din bilgini gibi gösteren bir takım kişilerin onları direkt dinlerken izleyiciler, tabii bilgi olmayınca ülkedeki en büyük problem bu. Fikir sahibiyiz ama ışıklar içinde yatsın Mumcu'nun dediği gibi bilgimiz yok. Şimdi bu adamın dediğini ya da bu Avram Galanti'nin söylediklerini bu adamların aynen tekrarladığını bilmiyor insanlarımız. Evet. Bakın. Ben Müslümanım, o nedenle Latin harflerine karşıyım diyenlerle, ben Museviyim, o nedenle Latin harflerine karşıyım diyenler kol kolalar. Yani Kazım Karabekir'in 1923'te hangi nedenlerle Latin yazısına karşıysa, alınmasına, Avram Galanti de o nedenle karşı. Yazılarıyla ortada, yani biz bunu hayal etmiyoruz. Kimseye bir suçlama getirmiyoruz. Örtüşüyor işte. Yazılar burada. İsteyen tekrar tetkik edebilir, inceleyebilir. Yazılar burada. Yine geçen programda Bohor İsraili adlı bir Musevi yazarın İçtihat dergisinde 1914'te yayınlanan köşe yazısında dil devrimine ve yazı devrimine karşı çıktığını belgeleriyle göstermiştik. Unutulan olur. Onu bir daha anımsatalım dedim. Şimdi herhangi biri de değil yani. Musevi cemaatin o dönemdeki Musevi. Şimdi Musevi cemaatine de bir anlam, bir şey ithaf etmek değil derdimiz. Hayır efendim. O günkü. Yani yazı devrimi yapılırken kimler yanaydı, kimler karşıydı? Niye ve de? Niye?
Bakın 23'te başlıyor tartışmalar. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce de var tartışmalar ama bizim burada 1919 ve sonrasını yeni Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin saltanattan sonraki dönemimizi ele alıyoruz. Burada görüldüğü üzere karşıtlar ve yandaşlar var. Mesela Avram Galanti'nin kitabında Fahri Rıfkı Atay Avram Galanti'ye cevap vermiş. Milliyet gazetesinde 1925'te. Avram Galanti de onun cevabına cevap veriyor. Yani bir polemikler var. Bütün bu yazılar şunu gösteriyor bize. Latin yazısı öyle bir gecede tepeden aşağı alınmadı. 1923'ten itibaren İzmir İktisat Kongresi'nden itibaren başlayan tartışmalar 5 yıl sürdü. Basınımızdaki Latin yazısı savunan gazeteler ve dergiler var. Latin yazısına karşı çıkan gazete ve dergiler var. Bunlar arasında büyük polemikler var. Böyle kitaplar var. Latin yazısını savunan, ona karşı çıkan. 5 yıllık bir tartışma ve kamuoyunun bilgisine ve tartışmasına sunulmuş bir devrimdir yazı devrimi. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Yani bütün külliyatı taradığınız zaman 5 yılda en az 300-400 karşılıklı makale yazılmıştır. Bir gecenin işi değil bu. O nedenledir ki sindire sindire ve kamuoyuna ikna ede ede yapılmış bir devrimdir. Öyle Atatürk bir gece kalktı, yarın Latin yazısını, harflerini alıyoruz dedi. Değil. Böyle bir şey yok. Bu çok önemlidir. Türkiye halkı 5 yıl tartışmıştır Türk kamuoyu. Karşıtlar karşıtlığını özgürce ortaya koymuştur. Yandaşlar yandaşlığını özgürce ortaya koymuştur. Ve bunun sonunda alınmış bir karardır. Ve Türk halkı, Türkiye, bütün Türkiye canla başla yeni yazıları öğrenmeye girişmiştir. Şimdi orada da hocam. Ve bu başarılmış bir devrimdir. Evet. Bu başarıyı kıskananlar... Geleceğiz şimdi. Ne kadar vaktimiz şimdi kaldı? Şimdi bir kere kapatacağız. Bu başarıyı gideceğiz. Kıskanıp Türklere değil de Musevilere, Türklere değil de Ermenilere, Türklere değil de Almanlara atfetmek isteyenlerin görüşleri var. Evet, yani şu sorular bu var. Dünya çapında bir başarıdır. Bu başarıyı Atatürk'e yakıştıramayanlar, Türk halkına yakıştıramayanlar, bu harf devriminin öncüsü olarak filanca yabancı dilciyi göstermeye çalışanların görüşlerini de soracağım ele size, alacağız. Soracağım size, bir kısa araya gitmek üzereyiz. Peki. Kenan Üner Bey demiş ki, rahmetli Kazım Mirşan Hoca Latin alfabesinin ön Türk alfabesi olduğunu çalışmalarıyla kanıtlamıştır demiş. Nilüfer Akaktan hanımefendi demiş ki, gerçekleri kabul etmek yürek ister, biat edenlere, taşeronlara, inananlara göre değildir demiş. Teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz. Ediyoruz. Şimdi geçen programda da söyledik. Benim için de bu kadar anlattığınız şey çok artık bu konudaki çok oturdu benim görüşlerim sayenizde, sağ olun. Evet, estağfurullah. Şimdi bir de şu, geçen programda söyledim, anladığım kadarıyla onunla da ilgilendi izleyicilerimiz. Buna karşı olanlar şunu söylüyorlar hocam, açık açık. Osmanlı ya da işte o dönemki Osmanlı döneminde kullanılan işte bu yazı, öğrenilmesi zor bir yazı mıydı? Evet, zor bir yazıydı. Bunu kabul ediyorlar. Evet. Peki yani insanlar okumadan, öğrenmeden nasıl bilgilenecekler, nasıl aydınlanacaklar? Okuması zor, öğretilmesi zor bir yazıyı dayatıyorsunuz. Evet. Buna cevabı şöyle veriyorlar. Geçen programda söyledim. Canım, herkes okumak zorunda değil yani. Yani bir insana okumayı öğretirseniz okumuş bir cahil elde edersiniz. Bu Osmanlı'nın münevverlerine has bir yazıdır. Sadece onların öğrenmesi gelişim için kafidir diyen bir insanın fikriyatının arkasına kapılıp da evet bu yazı Osmanlı ya da Türkler için geçerlidir, iyidir diyebilmek hakikaten tüm mantık sınırlarının dışında geliyor bana yani. Okumayın diyor adam. Tamam, okumayalım diyorlar karşılığında. Osmanlı münevverlerinin %90'ı da bu yazıya karşıydı. Ondan haberleri var mı? Yok demek ki, işte %10'luk kesim demek ki kendi hegemonyasını sağlamlaştırmak ve onu... Yani cahille uğraşmak çok zor.
Nasıl anlatalım ki Osmanlı'da yazar olanların Namık Kemal'di, şuydu buydu, Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, değil mi? Yani birçok Osmanlı döneminde pek çok aydın var. Bu aydınlar arasında anket yapıldığı zaman Arap yazısına karşılık ve Latin yazısına yandaşlık %80'leri bulur. Bir de şey var, bu yazının yazımı daha kolay bizim kendi şu anki alfabemizden deniyor. Yani işte bizim sayfalarca yazacağımız bir şeyi, hatta bununla ilgili Şimdi çok komik hikayeler anlatanlar var. Hani bilmiyorum, zaman kaybedelim mi, ama maalesef değinebiliriz. Buyurun. insanlar dinliyorlar. İşte Kadir Mısıroğlu, söyleyelim, şöyle bir hikayesini naklediyor dinleyicilerine. Diyor ki, bir gün bir gazeteci gitmiş, Avusturya Kralı Dünya Savaşı ilan edecek. Cidden anlatıyorum hocam bunu. Dinliyorum. Ya gülümsüyorsunuz ama gerçekten bu Yok, savunu bu yani. dinliyorum. Orada da bizim bir Türk gazeteci eski yazıyla not ediyor. Bir anda duruyor tabii, Türk gazeteci yazdıklarını bitiriyor. Avusturya Kralı duruyor. Dikkatini çekiyor. Evet. Diyor ki, sen niye yazmıyorsun diyor. Ben diyor şu an diyor önemli bir şey söylüyorum diyor. Adam dünya savaşı ilan edecek adam, bizim Türk gazeteci dikkatini çekiyor. O da diyor ki, Allah ben Allah. yazdım diyor. Allah Allah. Eski yazıyla. Olur mu canım, oku bakalım diyor. Şimdi bir dünya savaşını unutuyorlar. Yazı polemik konusu oluyor. O da oturuyor okuyor tamamen tek 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 tek. Adama diyor ki, aa ne kadar güzel bir yazınız varmış diyor Bunu özetle. Kazım Karabekir'den intihal yapmış, kim yaptıysa okuyayım mı Kazım Karabekir'in aynı sözlerini? Kazım Karabekir'de mi böyle bir şey yazmış? Evet, bakın Kazım Karabekir az önce kaynağını gösterdim. Benim söyleyeyim ki Kadir Mısıroğlu anlatıyor. 1923, ama diyor ki Kazım Karabekir, bendeniz ecnebilerle 2 sene Harbi Umumi'de, yani Büyük Birinci Dünya Savaşı'nda beraber çalıştım. Yazımız öyle hürdür ki onlarla karşı karşıya aynı şeyi not ederdik. Ecnebiler aynı sayfayı yazıncaya kadar ben 10 sayfa yazar ve işimi bitirirdim diyor. Şimdi Bak bunu bilmişti hocam. şimdi Bunu bilmek ama yani lazım. tesadüfen oldu, çakıştı. Şimdi yine Kazım Karabekir'in Hayatım diye bir kitabı vardır. O kitapta da ben diyor çok hızlı yazarım diyor. Yalnız yazımı benden başka kimse Okuyamaz. okuyamaz diyor. Yani o tabii hız, sürat felakettir yani. Öyle Bir söyleyeyim. araya gidelim. Çok gerçekten çok şaşırdım şu an. Yani intihal bunu, ama tabii tam intihal diyemeyiz. Geçen Farklı bir hafta hikaye. Geçen da hafta da aynı şey, ruh çağırma konusunda da aynı. Bir kurgu var yani. Hani bir akıl yürütme var en azından. Saygı duyuyoruz tabii herkesin. Saygı duymasak da herkesin görüşlerini söyleyebilmesini diliyoruz. Ama onlar bizi güldürüyor, Allah da onları güldürsün kısa bir ara diyorum. verelim. Değerli izleyiciler, aranın ardından çok önemli sorularım var hocama. Asıl konulara geleceğim. Biraz bir renkli sohbetin ardından. Deniyor ki, harf devriminin fikir babası Ermeni dilci Agop Dilaçar'dır. Doğru mu bu diye soracağım. İkinci soru, harf devriminin fikir babası Yahudi dilci Itamar Benavi'dir diyenler var. Bir türlü biz yapamamışız bu başarılı devrimi, birileri yapmıştır diye ortada gezenler var. Değerli hocama soracağım ama kısa bir ara rica ediyorum. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Yaklaşık bir saat hiç ara vermeden gitmeyi planlıyoruz. Önemli sorularım var hocama. Harf devriminin fikir babasına ilişkin bir türlü bizim bu konudaki fikir babalığımızı kabul etmeyen bir takım karşı devrimciler, gericiler, karanlık kafalar, adı nasıl söylenirse söylensin, birilerini ortaya attılar. Tek tek soracağım. Ama önce bir elektronik posta okuyayım hocam. Hep izleyicilerimiz eleştiriyorlar. Twitter'a bakıyorsunuz, elektronik postaya bakmıyorsunuz diye. Evet, tamam. Hasan Güler Yüz beyefendi bir elektronik posta göndermiş. Yalnız değilsiniz. Türkiye'nin önemli bir aydınısınız. Bunun kanıtı da kitaplarınız, yazılarınız okunuyor. Sizi ben de izliyorum demiş. Teşekkür ederim. Haluk Tarcan'ın ve Sayın Mirşan'ın ön Türk yazısı, damga yazıları konusunda ne diyorsunuz? Fenike, Latin, Etrüsk yazılarının hangisi öncüdür gibi bir soru sormuş. Onu değerli izleyicilerimizden rica edelim. Programın başında Evet. yanılmıyorsam İlk yanıtladınız, eminim. bölümde bir kitap gösterdik. O kitap
Yani şöyle bir kısa bir müddet bizim sonra... Bizim resmi yani Atatürk döneminin resmi tarih ve yazı görüşü Sümerler Türktürler ve Sümer yazısı kendisinden sonraki bütün yazıların kökeni olmuştur. Etrüsk de Sümer'den kaynaklanır, Latin de Sümer'den diyen bir resmi görüşümüz var. Ben resmi görüşümüzün masal olmadığına inananlardan. Bilimsel bir geçerliliği var evet. Tabii. Çünkü bilim adamları tarafından oluşturulmuş bir resmi görüştür. Sadece Türk bilim adamlarından değil, acaba dünyanın en önemli yazı bilimcileri, uygarlık bilimcileri, insanlık tarihçileri tarafından oluşturulmuştur. Atatürk dönemindeki Türk tarih tezi. Onu başka bir programda açarız. Acaba Muazzez İlmiye Çığ ne diyor? Yani, onun da sözleri söylüyor. Tabii tabii. En son bizim Başkent Üniversitesi'nde de Sümer Kraliçesi diye anılır. Evet. Benle de bir röportaj yapmıştı. Ne güzel. Ve de bizde de bir konferans vermişti. Ne kulaklarını güzel. Böylelikle çınlatalım. Hocam konuya dönelim. Konuya dönüyoruz. Bu karşı devrimcilerin yapıştıkları bir şey var. Bu diyorlar ki harf devriminin fikir babası Ermeni dilci Agop Dilaçar'dır. Şimdi, nereden çıktı bu? Doğru mu bu iddia? İnternet bu iddiayla kaynıyor. Ama sadece internet değil. Bakın, ben bunu incelediğimde Agop Martayan Dilaçar, Türk Tarih Kurumu'nun işte birinci dil kurultayına, değil mi? Hı hı. 1932'de davet edilerek katılmış. Türkçe ile ilgili yazdığı etimolojik yazılar nedeniyle durup dururken değil. Bu dilcimiz, Türk Dil Kurumu'nun tabii yönetiminde üye, değil mi? Pek çok dilcinin üye olduğu gibi. Orada Atatürk döneminde 1932'de geldikten, 1938'de Atatürk'ün ölümüne dek geçen 6 yıllık süre içinde 5-6 yazısı var. O yazılardan hiçbirisinde... Ben bunun öncüsüyüm demiyor. Fakat Atatürk öldükten sonra yazdığı yazılardan birinde ilk yazı şu. Türk Dili Dergisi 1900 Ağustos 1958'de alfabemizin 30. yıl dönümü diye bir yazı. Bunu AD diye imzalamış. AD. Yani Dilaçar. Agop Dilaçar. Ama açık yazmamış. A, D. Nedense. İşte bu yazıda ilk kez Atatürk'ün ölümünden de bir 20 yıl sonra diyor ki bu yazıda. Birinci Dünya Harbi'nde mahiyetinde bulunduğum bir sırada Atatürk'e tesadüfen bir kitap göstermiş olduğumu hatırlıyorum. Macar Türkolog Nemet'in 1916'da Almanca olarak yayınladığı Türkçe Dil Kitapları serisinden biriydi. Ordumuzda bulunan Almanlar bunu kullanıyorlardı. Bende de bir nüsha vardı. Kitap Arap yazısını kullanmakla beraber transkripsiyona da yer vermişti. Yani çevrim yazısına yer vermişti. Falan 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 diyor. İşte şu ses için bu ses için bu gösterilmişti. Sesleri Latin yazılarıyla gösteren bir kitap. Hangi ses hangi Latin harfiyle yazıları gösteren bir kitap. Bunu diyor Atatürk'e ben bunu gösterdim bu kitabı 1917'de Şam'da gösterdim. Atatürk baktı inceledi. Bazı harfleri yadırgadı, bazı şeyleri beğenmedi diye ilk kez Macar dilci Nemet'in Almanlara Türkçe öğretmek için yazdığı kitapta kitabı kendisine Atatürk'e 1917'de gösterdiğini söylüyor. Şimdi adım adım gelişiyor tabii bu iddialar. Hı. Burada ilk defa bende gördü diye bir laf yok. Yani Latin yazısını ilk defa benim gösterdiğim bu kitapta gördü diye bir iddia yok. Sadece olay var. Gösterdim diyor kitabı diyor. İlk defa diye bir şey yok. Şimdi bu... Böyle koyalım. Geliyoruz 1963 yılına. 1963 yılında, bu 58'di, 63'e 5 yıl var. 5 yıl sonra da yine
Agop Martıyan Dilaçar. Yine aynı olayı. Bu defa Atatürk ve Türk Dili diye Türk Dil Kurumu'nun çıkarmış olduğu bir kitapta anlatıyor. Aynı olayı, 5 yıl aynı, sonra. Aynı olayı anlatıyor. Şunu ekliyor. Yani 5 yıl sonra bir, az önce okuduğuma eklediği şey şu. Önemli olan tarafı Atatürk'ün ta 1. Dünya Savaşı'nda yani Latin esaslı yeni Türk alfabesinin kabulünden 12 yıl önce Latin çeviri yazısıyla dizilmiş Türk çevir metinini karşılaşması ve bundan bir izlenim almasıydı. Şimdi yavaş yavaş patent alacak. Ben yaptığıma getiriyor işi. Şimdi bu da 1963'te. Kendisiyle Hıfzı Topuz Radyo TRT'de bir program yapıyor. Bu programda 15 Kasım 1974'te Agop Dilaçar da konuk oluyor. Bir sürü konuğu var tabii burada. Çok önemli konukları var. Konuklarından biri de Agop Dilaçar. Yani Agop Martıyan Dilaçar. İşte burada diyor ki bu kitabı gözden geçirdi Atatürk. İlk defa olarak Latin harfleriyle yazılmış Türkçeyi burada gördü Atatürk. Ha. Şimdi örüyor yavaş yavaş. Kardeşim başta yazsana o zaman. Yavaş yavaş sokuyor böyle. Uyandırmayalım. Yavaş yavaş. Satır aralarında. Böylece 1974 yılının Kasım ayında patent alıyor. Yani Atatürk yazı devrimini Türkçe'ye yazı, Latin yazısını uygulandığını ilk kez 1917 yılında Şam'da ben ona gösterdiğim Nemet'in kitabında gördü diyor ilk kez. Yavaş yavaş ilerliyoruz şimdi adım adım. 1976'da bu defa bir yıl sonra bakıyor ki ses yok. Macaristan'da o Nemet'in 85. yaş günü dolayısıyla yapılan sempozyuma bir yazı gönderiyor. Bu yazının başlığı Türk yazı devriminde Nemet'in rolü. Görsünler insanlar, bu kitabı da bulamazlar her yerde. Professor Nemet's Role in the Turkish Alphabet and Language Reform. Adil Açar, Ankara. Şimdi burada o 1917'de Atatürk'e Almanlara Türkçe öğretmek üzere yazılmış bir kitap gösterdim diyor ya. Hı hı. İşte o gösterdiği kitabın yazarı Nemet. Nemet'in Türk alfabe ve dil devriminde, reformunda diyor, devriminde rolü var diyor. O rol neymiş? İngilizce tabii sunmuş bildirisini. Az önce anlattığım her şeyi burada İngilizce olarak anlatıyor. İlk defa diyor görmüş oldu diyor. Ve böylece şöyle de bitiriyor. Hani çocuklar bulamaz bu kitapları. Professor Nemet, who with his tiny Turkish Grammatik of 1916 had played a major role. Major role. Yani büyük rol. Tabii baskın. Büyük baskın rol oynadı Turkish Alphabet ve Language Reform'unda. Şimdi. Bunu da şöyle koyduk. 76. Sonra Aralık 76'da, bu 76'nın başı, Aralık 76'da yine Türk Dili adlı dergide Adil Açar yine bir yazı yazıyor. Bu yazısında da diyor ki Atatürk o kitapta, aynı kitapta Latin harfleriyle yazılı Türkçeyi de gördü. Yine aynı hikaye. Ondan sonra okuyabildi ve beğenisini de bildirdi. Onarım yolunda atılacak ilk adımın alfabe alanında olmak gerektiğini böylece anladı diyor. Yani işte 3 yıl sonra da ölüyor Agop Dilaçar. Ölüyor, arkasından Türk Dil Kurumu Kaya Türkay Agop Dilaçar diye bir kitap çıkartıyor. Onun bütün yazılarını içeriyor, bütün bunları tekrar içeriyor. Agop Dilaçar'ın ölümü üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde, Millet'te, şurada, burada bütün aydınlar, köşe yazarları, övgü dolu yazılar yazıyorlar. Ve bu Atatürk'e ilk Latin ABC'sini Agop Dilaçar'ın gösterdiği geyiği diyeyim, böylece biraz daha yayılıyor. Bak 58'le başlamıştık.
tohum atmaya. Ağaç oldu, değil mi? Fakat bir hakikatler var ki onlar gizlenemiyor. Gerçek gizlenemez. Gizlenemiyor. Yıl 1954. 20 Kasım 1954. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasından haberi şu. İnkılap tarihimizde ilk vesikalar. Atatürk'ün bir kadına mektupları. Ha? Türkiye çalkanı o neymiş acaba diye. Atatürk'ün kendisine mektuplarını yolladığı hanım. Yarın işte milliyette. Milliyette. Hop ertesi gün Atatürk'ün bir kadına mektupları 21 Kasım 1954 Pazar. Şimdi geliyoruz Agob'a. Şimdi bu gazetelerde şu Peyami Safa, dönemin ünlü kalemlerinden Peyami Safa, Atatürk'ün Madame Corinne yazdığı Fransızca mektupları yayınlıyor. Türkçe'ye çevire çevire. Şimdi burada birinci bölüm takdim görüldüğü gibi. Bunu gençlerimiz görsün. Hocam yaklaşalım da biraz. Görünüyor mu acaba arkadaşlar? Evet. Görünüyor. Evet, tamam. İkinci bölüme çok geliyoruz. Çok önemli bir şey gösteriyorsunuz çünkü. Evet. İkinci bölüme geliyoruz. İkinci bölümde de görüldüğü gibi Atatürk'ün el yazısıyla Fransızca mektuplar her bölümde, bakın burada 3 sayfa yayınlanmış ve Peyami Safa bunları Türkçe'ye çevirerek yazıyor. Atatürk bugünkü inkılapları ilk gençliğinden beri düşünmüştü. Mektupların tarihi 1913-14. Dikkat. Yani harf devriminden 14 yıl falan önce. 14-15 yıl önce. Tabii. Değil mi? Tabii. Üçüncü bölüm, yazı dizisinin üçüncü bölümü de 8 sayfa mektup. Atatürk'ün el yazması mektupları. Dördüncü bölümde 4 sayfa mektup. Tamam. Ve Türkçe çevirileri. Beşinci bölümde Atatürk bütün Latin harfleriyle 1914'te yazdığı Türkçe mektubu da bugün neşrediyoruz diyor. Orayı biraz yakından aldım. Gösterelim hocam. Bunu gösterelim. Bu çok önemli. 1914'te evet. Yazdığı arkadaşlar. Evet. Madame Corinne 1914'te yazdığı Türkçe mektup. Latin ABC'si ile Türkçe. Yani mektup yine Fransızca fakat içinde Türkçe, Latin ABC'si ile Türkçe bir bölüm var. Henüz ne yazı devrimi yapılmış, ne daha yazı devrimine kaç yıl var? 14 yıl falan var. Şimdi burada Agop falan da yok yani ortada. Agop da yok ortada. Agop 17'de diyor. 1917'de bende gördü ilk defa diyor. İşte bak. Yani Latin yazılı Türkçeyi ilk defa 1917'de bende gördü diyor. Ama yazıyor halbuki yani. Ama 1914'te bırakın görmeyi yazıyor. Yazıyor. Şimdi bunları ben hani getirdim ki böyle 15 bölüm devam ediyor bu yazı dizisi. Tamam mı? Şöyle. Ya bir dil kurumu yazmanı, bu gerçekten 1954'te yayınlanmış, bu gerçekten haberdar olmamış olabilir mi sorusunu ben soruyorum. Yani Atatürk'ün, kendisinin iddiası ne? Atatürk 1917 yılında ilk bende gördü. Ben öğrettim, ben gösterdim. Ve bu da yıllar sonra harf devriminin tohumu oldu. Fikir öncüsü babası. Oldu. Fikir babası benim yani. Bir Ermeni, hadi. Kökenli biri. Evet. Diyor. Bu mektupları 1954'te Milliyet'te Peyami Safa yayınladıktan sonra 1993'te ben tekrar yayınladım. Bu benim unutulmuş bir kitabımdır. Nomos ve Aydın, İletişim Çağında Aydın Kirlenmesi. Burada Aziz Nesin Atatürk'e el yazısını Vahram Dikran Çerçiyan diye bir Ermeni'nin öğrettiğini ileri sürüyor. Ona cevap verirken, ya sen ne diyorsun? Latin yazısını Atatürk 1914'te el yazısıyla
Latin yazısı yazan bir adamdı. Bakın, validenize ve Mehmet Nazil'e selam ederim. Atatürk'ün el yazısı değil mi? Atatürk'ün el yazısı, tabii. Arkadaşlar gösterelim yakında. Şimdi, bu çok önemli bir belge. 1914. Evet. Ben 1993'te, gazetede 54'te tefrika oldu. 93'te ben yayınladım. O iddiaları çürütmek için. Yani bugün şimdi çürüttüğümüz iddiaları. Ben 93'te çürüttüm, bir daha çürütmek. Şimdi diyorsunuz hocam 10 yılda bir zorunda kalıyoruz. Ondan sonra aynı mektuplar bu defa 1998 yılında bu defa kitap oldu. O mektuplar. Hı. Bakın çok da güzel renkli olarak basıldı. Görüyor musunuz? Bakın Atatürk'ün imzası var. Görüyor musunuz? Bu kitap da bir belge kitaptır. Atatürk'ün gönderdiği kartvizitler, mektuplar Madame Corinne, değil mi? Bunlar işte ve Türkçe yazı da burada. Şimdi bütün bunlar ortada. Bitirdim. Daha da beteri. İşi bitirdiniz hocam. Daha da beteri var. Şey daha da beteri kimse var. Ya Atatürk harp okulunda Almanca öğreniyor. Almanca ana dili gibi. Hı hı. Artı bir ikinci dilim daha olsun deyip Fransızca da öğreniyor. Şimdi hem Almanca hem Fransızca bilen bir insandan söz ediyoruz. Ve aynı zamanda Atatürk sadece asker değil, çevirmen. Çevirmen ve yazar. Atatürk'ün bir çevirmenliği var. Yıl 1908. Takımın muharebe talimi. 27 yaşındayken. Evet. Diye Almanca'dan Leisman'ın kitabını çevirmiş. Ve 1908'de, 10 Şubat 1908'de bu kitap yayınlanmış. Tercüme Erkan-ı Harp kolağısı Mustafa Kemal. Kitabı, bu basılı kitap bu. Şimdi 1908'de Almanca'dan kitap çeviren bir insanın Latin yazılı yazısını İlkin Agop Bey'de 1917'de ilk defa karşılaşması iddiasını nasıl çökertir? Kaç defa çökertsin? Yani Latin yazısının ses değerlerini bilmeyebilir mi bir çevirmen, Almanca'dan çevirmen? Nasıl olup da Almanlara Türkçe öğreten Nemet'in kitabında görmüş olacak ilk defa? Şimdi bütün bunlar tabii hem sinir bozucu. Bu mektubun aslı nerede acaba hocam? Var mı? Tabii. Şey bulunabilir. Burada. Yani devletin arşivinde. Tabii. Burada işte kitap. Burada. Varislerde. Meçe Corinne'in varislerinde mektuplar. Yazan bir izleyicimiz sormuş da yani evet. Corinne'in varislerinde Edith'te. İşte bu kitabın varisi de o. Şimdi Agos gibi gazeteler Agop Martayan Türk yazı devriminin fikir babası olduğuna dair. Soyadını Atatürk her 10 yılda bir işte. Onların hepsi yalan, uydurma. Twitter'a girerseniz Twitter'ın arama motoruna dil açar yazıp bir yanına bir harf derseniz, yani bütün bizi izleyenlerden sosyal medya kullananlar bunu yapsınlar. Girsinler Twitter'ın arama motoruna, dil açar bir boşluk, yanına harf yazsınlar. Harf devriminin babası dil açar çıkıyor karşımıza. Böyle yayılıyor. Böyle işte. Böyle yayılıyor. İnternete girsinler, internetin arama motoruna dil açar bir boşluk harf yazsınlar. Yani 300 bine yakın yazı falan görecekler. O zaman bu şey... Şimdi bu yalanlar geometri hızla artıyor. Evet. Fakat gerçekler, şimdi bizim burada konuştuğumuz gerçekler bir artıyor. Bu yalanla başa çıkmanın olanağı var mı bu hızla, bu gidişle? Tabii ki yok. Bir noktadan sonra hakim olacak. Galat'ı meşhur dedikleri. Evet. Meşhur yanlış. Atatürk soyadını bile Agop Dilaçan'ın verdiğini iddia ediyorlar. Evet. Bunları da bir başka programda soyadına da gireriz. Dil devrimine de gireriz. Ama şimdi sadece konumuz
yazı devrimiyle sınırladığımız içindir ki Agop Bey'in sadece yazı devrimiyle ilgili uydurduklarına cevap vermiş çok olduk. Çok üzgünüm. Çok samimiyetime söyleyeyim. Çok üzgünüm hocam şu anlattıklarınız karşısında. Yani bu kadar net, bilimsel, hem de bizi onurlandıran, gururlandıran, bizim tarihimize ilişkin hem de yakın tarihimize ilişkin gerçekler bu kadar net, açık seçik ortadayken nedense tam tersi propagandalara cevap veren de yok. Sizin gibi birkaç tane Türkiye'nin önemli aydınının işte, dışında. Araştırarak insanlar benim bulduğum bu cevapları onlar da bulabilirler. Yani ben herhangi bir gizli kasada gizli bilgileri bulup çıkartmadım ki. Benavi'ye geçelim mi hocam? Geçelim. Benavi diyorlar. Şimdi bir kısım bunu diyor. Evet. Şimdi bunu çürüttünüz. Tamam. Bitti bence bu konu. Şu andan itibaren bitmiş olması lazım. Bir diğeri de... Yok 10 yılda bir koyarlar tekrar aynı pilağı. Ben Yahudi biliyorum. Dilci İtamar Benavi'dir diyorlar. Evet. Bir kısım da böyledir. Şimdi. Yani neden hani Ermeni ve Yahudi seçiliyor? Onu bir cümleyle müsaadenizle söyleyeyim. Ya Türkler yapamaz ki böyle bir şey. Ya Ermeniler yapmıştır ya Yahudiler. Bir de yani öyle olunca toplumdan da negatif bir karşılık görüleceği umuluyor. Evet. Tabii. Onu İslamcılar mesela Agop'u i̇şte. Alıyorlar. Gördünüz mü yazı devrimi aslında Ermenilerin işi. Yani kol kola giriyorlar. Kol başaramıyorlar. Giriyor. Hayır olamaz diyen üçüncü kesim de biziz. Yani iki kesim var. İkisi birden iki zıt görünen kesim el ele yazı devriminin bir Ermeni dilcinin eseri olduğunu iddia ediyor. Biz üçüncü kesimde hayır kardeşim bu yanlış diyen biziz. Evet. Şimdi bakın, yıl 1961, İsrail'de bir kitap yayınlanır. Bu kitap İsrailli gazeteci ve Latin ABC'si ile İbranice gazete çıkartmakla ünlü. Yani Musevi tarihine böyle geçmiş olan Itamar Ben Avi'nin hatıraları. Şimdi bu hatıra kitabında çok ilginç şeyler var. Yıl 1911 yılı son ayları Itamar Ben Avi orada bir otele girdiğinde otelin sahibi kendisini çeker. Gazetecisin sen bak orada bir Türk subayı oturuyor. Önünde de rakı var. O işte Mustafa Kemal o. Git onunla bir görüş çok önemli bir subaydır falan diyor. O da gidiyor selam veriyor konuşuyorlar ediyorlar. Sohbetler koyulaşıyor. Bu arada Mustafa Kemal diyor ki bunu başka bir programda işleyeceğiz bu konuyu. Ben Yahudiyim diyor. Aa diyor. Nasıl yani diyor işte Şema İsrail diye dua benim en gizli duamdır diyor. Öyle mi diyor birbirlerine çok güveniyorlar. Hikayeye göre, hatırata göre. Ondan sonra bu Itamar Ben Avi, Mustafa Kemal'e diyor ki ya diyor Osmanlı'nın ayakta kalması için diyor. Gerek Arnavutlar, gerek Museviler, gerek Araplar, gerek Türklerin hepsinin Latin yazısına geçmesi lazım. Birliği bu sağlayabilir diyor. Mustafa Kemal de hay hay diyor. Anlatıya göre. Şimdi 1961'deki bu kitabı ben getirttim. Buldum. Bu. Bu. Kitap bu. Adam da o mu? Adam da bu. Bu. Kitap bu. Bu kitapta bu bölümü ben yeminli tercümana çevirttim. İbranice mi kaydı? İbranice'den Türkçe'ye haham başılıkta görevli bir çevirmene. Bakın burada ıslak imzası da var. Bu o sayfaların Türkçe çevirisi. Epeyce bir ödemeler tabii yapılıyor bu işler için. Fakat değiyor sonuçta. Ondan sonra acaba işte bu iddialar ben bunları araştırırken devam ediyor. Musevi dilci, tarihçi Jakob M. Landau
1973 yılında Türkiye'ye bir sempozyum için geliyor. Atatürk Devrimleri Birinci Milletler Arası Sempozyumunda bildiri sunuyor. İşte ilk defa Türkler, Türkiye bu hatıralardan bu Musevi profesörün sunduğu bildirinin içinde haberdar oluyorlar. İşte burada bu kitapta çevirdiğim şey ve az önce size özetini verdiğim bölüm bu kitapta Türkiye'de sunduğu bildiride aynen geçiyor. Bir daha gösterelim hocam. Evet. Müsaade siz okurken. Şimdi, Benavi'yi. Evet. Evet. Benavi şimdi, bu. Evet. Jakob Meyerlandau bu 1973'te Türkiye'de Atatürk Devrimleri Sempozyumunda şöyle gösterelim. Atatürk Devrimleri Birinci Milletler Arası Sempozyumu bildirileri 10-14 Aralık 1973 İstanbul. Bu kitapta, yani bu sunduğu bildirinin metni hem İngilizce metni hem Türkçe metni var. İngilizce metni biraz hatalı, Türkçe çevirisi biraz hatalı, onu ayrıca geliriz. Ama hocam özür dilerim, antik parantez gireyim mi? Rus Dışişleri Bakanı'nın çevirisini Türkçe yanlış yaptılar, uluslararası kriz de oldu. Türk askerlerini Suriye vurmuştur diye çevirdi. Evet, böyle. Yani bu çeviriyi o yüzden çok ben de giyemem. Çok önemlidir. Burada diyor ki Musevi Prof, İbranice yayınlarda Atatürk'ten ilk bahis 1911'de Trablusgarp'ta yapılan Türk-İtalyan Savaşı yıllarından hemen önceye rastlar. Mustafa Kemal bu devirde Kudüs'te üstlenmiş genç bir Türk subayıdır. Burada İtamar Ben Avi'nin hatıratından bahsetmekteyim. Bu hatıralarda bir bölüm Mustafa Kemal ile karşılaşmalarına ve tartışmalarına ayrılmıştır. Bu kitaba atıfta bulunuyor yani. Ondan sonra diyor ki, İşte İtamar Ben Avi İbranice'nin canlanması konusunda babası kadar ateşleyici ve bir gazeteci olarak yetişti. Kendisi 43'te öldü, 1943'te öldü ve hatıratı namı müstehar ile yayınlanmıştır diye Türkçe'ye çevirmiş. Öldükten sonra yayınlandı diye çevrilecek her neyse. İşte İtamar Ben Avi güya demiş ki Atatürk'e, efendim demiş, Mustafa Kemal'le Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkler, Araplar, Yunanlılar, Museviler, Arnavutlar ve diğerleri arasında tabii bir köprü, kültürel köprü teşkil etmek üzere hiç olmazsa müşterek bir yazı diline sahip olmalarını sağlamak için Latin alfabesinin kabul edilmesini söylemiştir. İtamar Ben Avi'nin kendi anlatısı içinde bu şöyle cereyan etmiştir diyor. İlginç olan diyor bu aralarındaki Mustafa Kemal ile İtamar Ben Avi'nin aralarındaki tartışmanın sonradan meyve vermesi ve daha sonra Mustafa Kemal'in Türkçe için Latin harflerini kabul etmeye karar vermesidir. Yani 1911'de Kudüs'te İtamar Ben Avi adlı bir Musevi gazeteciyle konuşması, o gazetecinin de Mustafa Kemal'e bütün Türkiye'de yaşayanların Latin yazısına geçmekle birlik sağlanacağı telkininde bulunması, bunun da meyvesini yazı devriminde vermiş olması iddiası var. Bu iddia 1977'de bizim tarih kurumumuzun genel sekreteri Ulu İdemir ve tarihçimiz Enver Ziya Karal İsrail'e davet ediliyor. Bayram değil, seyran değil. 1977'de İsrail beni niye davet etti demeyip bavullarını alıp gidiyorlar. Tamam. Orada İsrail Dışişleri Genel Sekreteri bu bizim iki tarihçimize işte bu hatırattan bahsediyor. Ve diyor ki yazı devrimi işte görüldüğü gibi İsrail bağlantılı bir devrimdir. Daha ötesi de diyor, var aslında yani diyor. Hani sizi kurtaran da bizle bağlantılıdır tabii, demek tabii, istiyor aynı zamanda. Onlar ayrı. Bu kitap 1980'de basılan bu kitapta Ulu İdemir bütün Atatürkçülerin Ulu İdemir adı geçince bir dakika onu çok iyi bakmamız lazım filan demesi gerekir. Bir de Enver Ziya Karal adı geçince. Bunlar Atatürkçüyüz mü diyorlar? Atatürkçü bunlar. Ben bunlara tırnak içinde Atatürkçü diyorum. En çok zararı onlar veriyor galiba. Evet, aynen öyle. Şimdi bunları kanıt gösteriyorlar yobaz tayfa. Bak Ulu İdemir bile ne demiş gibi. Burada Ulu İdemir Atatürk'ün Yaşama adlı kitapta
sayfa 23, 22, 23'te başlıyor bu Jakob Landau'nun 73'te sunduğu bildiriyi bir de burada, buraya alıyor. Yazıyor. Olduğu gibi. Ha, gidiyor. Orada buna evet. bunu deklare evet. ediyorlar. Geliyor bunu kitap haline getiriyor. İnanıyor. İnanıyor mu? Yoksa başka bir şey mi onu bilmiyoruz. Ya şunu söylemiyor biliyor musunuz? Kardeşim 1911'de Trablusgarp Savaşı patladığında anıya göre Atatürk Kudüs'te öğreniyor Trablusgarp Savaşı çıktığını anıya göre. Yani Yahudinin anısına göre. Halbuki Trablusgarp Savaşı başladığında Atatürk Genelkurmay'da görevli. İstanbul'da merkezde, yani. İstanbul'da. Merkezde görevli. Evet. Ve oradan gönderiliyor. Direkt gönderiliyor. Direkt gönderiliyor. Şimdi bir de burada yayıldı mı o yalan? Yayıldı. Hatırattan yola çıktı. Burada da kalmıyor olay. Burada da kalmıyor. 1980'de, 1994'de geliyoruz. Hillel Halkin diye bir Amerikalı Musevi yazar. Kendisinin çıkarmış olduğu gazetede diyor ki Atatürk, Father of Turkey was a Jew başlıklı bir yazı yayınlıyor. Bu yazının içinde yine bu hatıra anlatılıyor. Yazı devriminin de yine Musevi esintili olduğu iddia ediliyor. Bu hemen tercüme ediliyor. Forward'dan 1994'teki bu yazı. Hemen bizim Hilafet dergisinde hemen yayınlanıyor. Bakın Yahudi ile İslamcı Hilafet dergisi paslaştı. Kol kola. Bunun her yazdığını doğru kabul ediyor. Otomatik yani, tamam mı? Aynı yazar 2007'de tekrar bu defa New York Sun gazetesinin genel yayın yönetmeni oluyor. Orada aynı konuyu tekrar işliyor. Hemen bir yıl sonra Time Türk adı verilen bir internet sitesinde. Ama kapatıldı o biliyorsunuz değil mi? Artık neci oluyorlar. Orada direkt çevirisi yayınlanıyor bu iddiaların ve doğrudur deniyor her şey. Bunlar da kendilerini Müslüman, İslamcı olarak yanlış bilmiyorsam o kapandı. Artık neyse. Yani bu son soruşturmalar çerçevesinde. Time Türk. Yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlarım bence baksınlar. Yanlış. Çünkü Turan Kışlakçı gibi bir vatandaş bunun şeyi genel yayın yönetmeni. Ona da buradan bir uyarıda bulunmuş olalım. Böyle yanlış balık şeylerin üzerine atlamasınlar diye. Şimdi efendim, onunla da yetinmiyorlar. Bir de Nuyan Yiğit, Atatürk'le 30 yıl diye bir kitap yayınlıyor. Bu kitabın içinde Atatürk diyor işte diyor aynı. İtemel Ben Avi'den öğrendi yazı devrimini. İşte konuştular Kudüs'te, onunla buluştular otelde vesaire. Ben düzelteyim hocam, özür dilerim. Ulaşılıyor site. Yani o sitelerden evet, biri evet. değil. Ben yanlış biliyormuşum, hemen düzelttim. İktidarımızı çok seven bir site. Ondan sonra bir de böyle oluyor. 2005 yılında o ilk hani Türkiye'de sempozyuma bildiri sunan prof, Musevi prof Jakob Landau 2005 yılında bu defa Orta Doğu'da ve Orta Asya'da Latin yazısına geçişleri inceleyen bir makale yayınlıyor. Biz burada öğreniyoruz ki bu 1900 bu hatıratların, yani Atatürk'le konuştum, ona Latin yazısını önerdim, o da onu kabul etmiş yıllar sonra diyen İtemer Ben Avi, bu hatıraların yazarı 1943'te öldü. Meğer bu hatırat 1944'te, yani ölümünden bir yıl sonra, bu beyefendinin üvey annesi tarafından 367 sayfa olarak İbranice olarak yayınlanmış meğer. Fakat üvey anne tarafından yayınlanmış olan hatıratta Mustafa Kemal'den eser yok.
Üvey anne 1951'de ölüyor. Yani o hatıratı 1940'ta yayınladıktan sonra 1951'de ölüyor. Hem de ben Yehuda. Üvey annenin adı. İtamer Benov'in anılarını yayınlıyor. Ve işte 5-6 yıl sonra vefat ediyor. 1944'te henüz İsrail Devleti yok. Yani bu hatırat yayınlandığında. 1948'de İsrail Devleti kuruluyor. 1951'de Hemda vefat ediyor. Hemda'nın yayınladığı hatırat sizin kazan doğurdu şeklinde. 200 sayfa daha şişmanlamış olarak 1961'de Türkiye ve İsrail arasında kriz olduğu bir dönemde yayınlanıyor. Şimdi bu hatıratlardan yola çıkarak temelsiz Mustafa Kemal'in 1911'de İtalya'nın Trablusgarp'a saldırdığı gün Kudüs'te olmadığı bütün dünyaca malum iken hiç kimsenin bu yayılan yalanlara kardeşim Mustafa Kemal orada onunla görüşmüş olamaz. Çünkü o tarihte o İstanbul'da ve merkezde genelkurmayda görevli itirazında bulunmaksızın bu yalanları alıp yayan Müslümanlara ne diyeyim ben? Müslüman önce ona baksınlar. Müslüman yalan konuşmaz hocam. Yani Müslümanım diyor anlamında. Hem de üstelik de en düşmanım evet. dediği bir Yahudinin. Evet. Yani konu Atatürk düşmanlığı olunca galiba herkes bir araya gelebiliyor. Benim anladığım galiba. Bu. Galiba. Evet. Evet. Şimdi bu da böyle bir hikaye. Nilüfer Hanım demiş ki hocam Ata tarafından kurdurulan Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ne işe yarar? Bu yalanları onların da çürütmesi gerekmez mi? Suat Aytın Bey demiş ki Wikipedia sözlüğünde sözde Atatürk soyadını Robert Kalış öğretmeni Agop Dilaçar vermişmiş. Bir dahaki bir gerçeklerse bir programınızda sağ olun demiş. Teşekkür etmiş. Evet. Benim Türkiye'nin siyasi intiharı kitabımda Atatürk'e soyadını Agop Dilaçar verdi iddiasını çürüten belgeleri bulabilirler. Kenan Bey demiş ki hocam maşallah tam bir yobaz bükücü. Belgelerle tokatlıyor yobazları. Bu da teşekkür ederiz. İbrani yazısı, İbrani dili Latin ABC'si de yazılmaz diyenlere inat. Türkiye'de basılmış bir Musevi din kitabında görüldüğü gibi Latin ABC'si ile İbranice yazılmış durumda. Bu da nadir eserlerden böyle bir şey. Göstermiş olalım. Evet böyle göstermiş olalım. Oral Alp. Çok teşekkür ederiz. Bu yazdıklarınızı okuduğum anda utandım. Bunu sesli okuyamayacağım ama iltifatlarınız için çok teşekkür ederiz. Hocama sonra gösteririm. Evet hocam. Şimdi. Toparlayalım az kaldı. Yani bir 10 dakikamız var yok. Şimdi. Niye karşı çıkmışlardı? 7 dakikamız varmış. Tamam ben size söyleyeyim. 7 dakika hemen bakın bir şey söyleyeyim. Etrusk. ABC'si değil, Sümer kökenlidir diyor ya bizim resmi tarihimiz. Yani bizim resmi tarihimiz derken cumhuriyetçilerin Türk tarih tezini savunanların tarihi diyor ki Sümerler Türktürler. Sümer yazısı da ilk en eski Türk yazısıdır. Bütün dünyada kullanılmakta olan diğer yazılar Sümer ABC'sinden 7000 yıl önceki Sümer ABC'sinden türemiştir diyor ya. Ben Dil ve Din kitabımın bir bölümünü Göktürk yazıtlarına ayırdım. Göktürk yazıtlarındaki işaretlerden nereden kaynaklandıklarını burada işledim. Burada ilginç olan şu ki Göktürk yazısında şöyle bir işaret var. G harfine benziyor. Ben bunun Sümer'deki şu figürün işareti olduğunu. Ama çok benziyor. Teslim olma işareti olduğunu. Şu görüyorsunuz değil mi? Evet.
Şehirde mi aynı? Evet. Şimdi bir harf daha. Şu da Göktürk yazısında bir başka harf. Bu da Sümer'deki bir başka şekil. Bakın, gördünüz mü? Acaba görebiliyorlar mı? Görüyorlar ama inanılmaz gerçekten. Bakın, hani bizim resmi tarihimize ben böyle bir katkıda bulunmuş oldum. Elinize sağlık hocam, ama aynı. Bu, görüldüğü gibi. Bu? Bu da aynı, görüyorsunuz. Güçlülük simgesi. Tanrı'nın T'si bu. Burada Tanrı sözcüğünü oluşturan harfleri inceledim. Onlara bakmak gerekir. Bu ilk kez burada irdelenmiştir. Ve semantik konusunda yabancı yayınlara konu olmuş bir tezimdir bu benim. Sümer yazısıyla bağlantısını da böylece kurmuş oldum. Orhun yazıtlarının bile Sümer hieroglifleriyle ve Sümer sanatıyla bağlantısı var demek istedim. Şimdi son çekerken hemen bir iki ileti okuyayım. İbrahim Birben Bey demiş ki amaç Mustafa Kemal Atatürk'ü Yahudi nefretiyle itibarsızlaştırmak. Evet. Aynen katılıyorum ben de, hocam da öyle. Bir diğer izleyicimiz demiş ki Gersan şeyle ismiyle yazıyor Twitter'da. Hocama ek, devrimden sonra şive çalışması da yapılmış. Tabii. İstanbul şivesinde Yahudi ve Rum şivesi karıştığı için Ankara esas kılınmış diye bir bilgi vermiş bize. Evet hocam. Şimdi bakın, bir laf yine. Efendim, alfabede uyu uyu yat uyu, Ali uyu yat uyu deniyor. Bunu kimler soktu oraya? Tabii ki laikler diyen bir geyik var. Ya uyusunlar diye mi? Halbuki Atatürk'ün döneminde yazı devriminden önceki ABC'yi getirdim. Yavrumun elifbası. Yıl 1927. Henüz yazı devrimine bir yıl var. Şunu bir yakından görelim. Nasıl başlıyor bakalım? Çocuk oku. Birinci sayfa. Oku çocuk. Çok oku. Oku çocuk. Çok çok. Oku. Çok oku. Atatürk devriminin elifbası, ABC'si, okuma kitabı daha birinci sayfadan oku diye başlamıştır. Uyu diye başlayan alfabeler, Ali uyu, çok çok uyu, 1950'den sonra malum zihniyetin ABC'lerinde görülebilir. Latin ABC'sine geçildiğinde dinimizden uzaklaşırmışız. Elimde tuttuğum kitap 1932. Yeni nesle Müslümanlık rehberi. Hani yeni nesli gayrimüslim yetiştirmeye çalışıyordu devrim, cumhuriyet. Yazan hakim Ziya, üstelik de devletin hakimi yani. Bir hakim yeni nesle Müslümanlık rehberi yazıyor. Yıl 1932. Burada bütün dini vecibelerimiz tek tek anlatılıyor. Sureler öğretiliyor, namaz öğretiliyor. Bunu da şöyle koyalım. Bu da 1927 yılında Diyanet İşleri tarafından yayınlanmış Hutbeler kitabı. Hutbeler kitabı. 18 Şubat sene 1927 Diyanet İşleri Reisi Rıfat imzalı ön sözle başlıyor. Okuyayım mı? Ey cemaati Müslümin. Hutbenin adı çalışan mükafatını görür. Ne demiştik az önce? Uyu, oku. Uyu değil, oku. Hutbelerde de çalış. Çalışan mükafatını görür diyor. Ve Fatiha suresinin mükemmel bir tefsiri var burada. Hani Atatürk döneminde din rafa kaldırılmıştı.
hutbede Türkçe. Bu ayrı bir uzun şimdi, bir program rica ederiz sizden şimdi, hocam bu konuda. Şimdi son çünkü bitti süremiz. Öyle mi? Bir evet. tane daha. Bu da Urfalı Mahmut Kamil'in vaazları. Atatürk döneminin kitaplarından. Felsefeli dini esaslar. 1934 hutbeler, ahlak. Eyüp Necati tarafından yazılmış Diyanet İşleri. Yani ne diyeyim? Bu da genç Müslümanın kitabı. Yine Atatürk döneminde. Böyle. Bakın namaz kılmayı gayet güzel gösteriyor. İbadetleri, Müslümanlığın temel bilgilerini gösteriyor. Evet. Şimdi Latin yazısı Müslümanlığından milletimizi uzaklaştırmak kastıyla alınmıştır diyenler. Üzerinden 88 yıl geçti yazı devriminin. Müslümanlıktan uzaklaştı mı Türkiye? Hayatın kendisi Latin yazısına karşı ileri sürülen, Arap yazısını savunanların ileri sürdükleri bütün gerekçeleri yerle bir etmişken hala mı dil devrimi ve yazı devrimi düşmanlığı diye sorarak bitireyim ben sözlerimi. Çok teşekkür ederiz. Çok sayıda ileti var değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Gerek Twitter, gerek elektronik posta, gerekse SMS vasıtasıyla. Atilla Cömert Bey demiş ki, bir günde cahil kaldık ekibi. Kanal B'de Levent Yıldız ve Cengiz Özakıncı'yı seyredin. Görün sizi kimler ilelebet cahil bırakmak istemiş demiş. Aslında bir dakikada aydınlanabilirler izlerseler. Vasfi Güven Ersöz Bey de demiş ki, Atatürk'ün izinden gitmek bağırarak olmaz, okuyarak, araştırarak olur. Hocam diyecek mükemmel ötesi, diyecek başka bir şey bulamıyorum. Mustafa Kemal'in askeri böyle olmuş işte demiş. Slogan atarak değil. Teşekkür ederiz. Hakikaten. Mehmet Bey, Başgezer Bey, kaçıranlar için tekrar ne zaman demiş. Tekrarını hem Kanal B ekranlarında hem de YouTube'da Tarihin Bilinmeyen Yüzü başlığının altında bulabileceğinizi başlarken hatırlattığımız gibi sonunda da hatırlatalım. Değerli izleyiciler, yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına iyi bir akşam, iyi bir gece geçirmenizi dileyelim. Sözü de yeniden İstanbul'dan Ankara'ya devredelim.